Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Erkin Tunyas İslam dinini xitoylashtirish yo'nalishida chiqib turish kerak dedi. Atalmış Uyghur Abdunom rayonunun reisi Korçak Emeldar Erkin Tunyas, Şerqi Türkistan'daki atalmış İslam dini cemiyetini ziyaret kılığında İslam dinini Xitaylaştırış yönünüşü de çın turuş gerek de bilgeledi. Xitay rejimi yıkınkı yıllar mabeynide Şerqi Türkistan'da aşkarı erkek kırgıncılar yürgüzüş bilen birge İslam dinini Xitaylaştırıştın ibaret rezil planını yolga koyup, dini bastırışını asimilasiya kılı siyasını kanunlaştırışka yollu körsüşke urunup gelmekte. Yıkınkı mezgillerde bolsa Xitay daire bu siyasetler tahammül küçüp teşvik kılmakta. Xitay teşvikat organı Tangırta Torunun haberde bildirilişçe 30 April yani Rozi Hitka birinci gün kalganda atanmış Şinjan İslam Dini Cemiyeti ve Ürümçi şehirdeki Noğay Mescidine ziyaret kılgan bulup ziyaret cereyanında İslam dinini Xitaylaştırış yönünüşü de çın turuş gerek de bildirilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Erkin Tunyas yana Sharqiy Turkistondagi bastiruv siyosatining davomlashadiganligi haqida bishorat berib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida izchillashtirib, islom dinini xitoylashtirish yo'nalishida chiqib turib, islom dinini sotsializm jamiyatga tixmi yaxshi uyg'unlashtirishga faol yetakchi kerak deb jar solgan. U ziyorat jarayonida yana atalmış sotsialistik yadro qimmat qarishini yetakchi qilish, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, asabiylikni cheklash, Ömürlükte takabül turuş, zerbe berişte çın turuş diyen terör siyaseti ibarını kayta tekrarlap, irki kırgıncılık siyasetine devamlaştırış kar niyetini ibadilgen. Ziyaretke Korçak emeldaralardan Zumret Ubol, Abdurakip Tümürniyaz katarakları mı katnaşkan. Xitay daireleri 2017 ile 12 ayda İslam dinine münasebetle yeni bir kanunu tüzüp çıkıp, mezkur kanunda 2018 yılından başlayıp 2022 yılıca bolgan 5 yıl içi de atanmış İslam dinini Xitaylaştırışının kanunlaştırılgalıkını aşkarlıgan. Xitay rejimi bu 5 yıl içi de İslam dinini Xitaylaştırış planını yolga koyuşka başlayandan buyan neçe 10 min mescidini çakkan ya ki buzu etken. Şundakla zor türkümdeki dinli zatlarını tutkun kılgan. Küzetkücüler Xitay'nın Şerqi Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayeti, İslam dini ve Müslümanlarga karşı turuşu sebeplik halkara cemiyetinin ayıplişi ve cezalaşığa uçurgan bulsumu, bırak cinayetlerini izçil devamlaştırıp kılıvatkallıkını, öz cinayetlerini inkar kılış bilen birge, herkıl rezil vasıtlar ve bahaneler arkalık cinayet kılmışlarını yollu körsütüşke tırışvatkallıkını, Rozihet yıkılaşkan bir peyitte atalmış İslam dinini Xitaylaştırışka çın turuşunu kayta tekitleşinin nurgun meselelerini körüstü birdiğallıkını bildirişmekte. Xitay bu yıl Rozihet dimo saxtipazlikten vazgeçmedi. Xitay bu yılmo saxta körünüşler arqılıq Şerqi Türkistan xalqının xatırcan ve xuşal xoram Rozihet ütküzgellikini dava kılıp, Xalqaranın közünü boyaşqa urundi. Xitay rejimi bu yıl Rozi Hetni xalqaradan pərəqliq halda qəsdən 3-cü mayğa bekitgan bulub, Het günü saxta təşviqat vasitələrini qaytidin işqə salğan. Xitay içidiki ictimai taratqularda tarqatqan bir nəticəsində Qashqar Hetka cəmiyyətinin aldıda bir top uyğurlarının Rozi Hetni təbrikləb, sama oynavatqalıqıda körünüş tarqalğan. Bu Xitayının yıllardan beri köpləb qolunub kilovatqan taktikisi bulub, hər qıtımda bütün dünyaya tunuşluq bolğan vəkillik orun Hetka cəmiyyəti meydanını səhnə orunda işlətməkdə. Ve bu arqalıq irqi qırğınçılıq cinayetine, xüsusen İslam dini bastırış siyasetine yuşuruşka urunmaqta. Xitay rejimi bultur Rozi Hettimi oxşaş yeğilini işqa salgan bulup, saxtipazlikke aşkarlanıp kalgan idi. Aynı vaxta tarqılıp ketken bir sında Xitay dairelerinin Hettim bir gün burula uyğurlarını etkah camiyesi aldığı yığıp, sama oynayışını mecburi meşe kıldırgalıqa körsütülgen bulup, etrafdaki nazarat kılıvatkan kadırlarımı dikkat tartgan idi. Çet ellik muhbirlar kişilerinin meydanga karab kılıvatkallıqını görüp, onlarının neyi mangallıqını sorganda, onlar nemi işliqini uxmaydıqalıqını, yukurda meydanga yığılışqa buyurgalıqını bildirgen idi. Küzetkücüler Xitay rejiminin Şerqi Türkistan'daki irqi kırgıncılık cinayetini yuşuruş, şundakla BDD kişili hukuk Ali emeldarının bargan siri yıkılışı vatkan Şerqi Türkistan ziyaretine közür kılışı için bu vasitini kullanğalıqını bildirişmekte. Kanada şirketi mecburi emgeke çetiliş meselesini teşhürüşke vədi berdi.
Kanada Quyosh Energiya şirketi Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik deb ayblangan bo'lib, şirket mas'ullari bu ahvolni tekshirishga va'da bergan. Büyük devir torining bugungi xabarida bildirilishicha, Kanada Quyosh Energiyasi şirketi Sharqiy Turkistonda fotovoltaik elektr stansiyasi qurgan bo'lib, uning bosh ishtabi Ontario'nun Gilliv shahriga joylashgan. Bu şirket Xitoydagi energiya pay kontrol cheklik şirketi bilan hamkorlik o'rnatgan bo'lib, şirket zavodida ishlaydigan nurg'un Uyg'ur bor ekan. O'tgan yili Angliya Sheffield Hallam universitetining ichki tadqiqotchisi Sharqiy Turkistondagi majburiy amgakka, xususan quyosh energiyasi mahsulotlarining ta'minlash zinjiridagi majburiy amgakka aloqador doklad e'lon qilgan. Doklatda Kanada quyosh energiyasi şirketi va Niagara qayta hosil bo'lgan energiya şirketining majburiy amgakka chetildiganligi tilga olingan. Bildirilishicha, Kanada quyosh energiyasi zavodining Uyg'ur majburiy amgak kuchini ishlatganligini rad qilgan bo'lsa-mu, navbatda ular bu turni sotib olganligini va kelgusi 2 hafta ichida 3-chi tarafni taklif qilib, shirketning Uyg'ur majburiy amgakiga chetildigan chetilmaydiganligini tekshirishga qo'shilganligini bildirgan. Kanada quyosh energiyasi şirketining mablag' solg'uvchilar munosabati direktori dushanba kuni Yer shari Pochta gazetining savoliga javob berib, şirketning mustaqil tekshiruvchiligini bildirgan, ammo tekshirishning oshkora qilindigan qilinmaydiganligini tilga olmagan. Xitoy rejimi hozirga qadar zo'r turkumdagi Uyg'urlarni atalmish ishinchi amgak kuchi nomida majburiy amgakka silayotgan bo'lib, hatto necha ming kilometr yiroqlikdagi Xitoy o'lkalaridagi zavodlarga majburiy yotkab ishlatgan. Xitoyning bu qilmishi g'arb hukumatlari va kishilik huquq tashkilotlarining ayiblashiga duch kelgan bo'lsa-mu, Xitoy buni izchil rad qilib kelmoqda. Yaponiya bilan Tayland Xitoyning harakatlariga qarshi birlashdi. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Tayland poytaxti Bangkokda bosh ministri Prayut Chan-o-cha bilan ko'rishib, ikki taraflik va rayonlik o'zgarishlarni muzokara qildi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Yaponiya va Tayland rahbarlari o'zaro mudofaa aslahalari va texnika o'tkazib berish kelishimini imzolagan. Yaponiya bosh vaziri Kishida axborot e'lon qilish yig'inda mudofaa aslahalari va texnika o'tkazib berish kelishimini imzoladi. Bu ikki tarafning mudofaa hamkorligini tuxumi taraqqiy qildirgan ochqichli qadam hisoblanadi degan. Tayland bosh ministri Prayut kelishimning Tayland mudofaa sanoatiga Yaponiya silimlarini ko'paytirganligini eskartib, ikki taraf munosabatini keng doiralik, strategik sheriklik saviyasiga chiqarishning ahamiyatini ta'kidlagan. İki rehber görüşte, Xitay faaliyetlerini küçeytiyotgan rayonda erkin ve uçuk bolgan Hindi Tiniç Okyan nişanı bilen etraplıq hemkarlığını küçeytişke koşulgan. İki rehber yine Ukrayna'daki krizisini mutlgilip, ilgili hukuki ve zimin pütülükige dâhli teriz kılış ve hazırkı haletine zorluk bilen özgertişke karşı turgalıqını bayan kılgan. Rusya dostana bolmagan devletlerge ham eşya eksport kılışına çekildi. Rusya prezidenti Putin embargo yurgizilgan kishi va tashkilotlarga mahsulot hamda xom ashyo eksport qilishni cheklash qarornomasini imzoladi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Rusya prezidenti Putin do'stona bo'lmagan davlatlarga xom ashyo eksport qilishni cheklash qarornomasini imzolagan. Putin imzolagan va Rossiyaning qonunlik uchur tizimida e'lon qilingan qarorname asoslanganda Dostana bo'lmagan qadamlarni tashladi deb qaralgan ba'zi davlatlarga qarshi embargo yurgizilgan. Qarorname Rossiya embargo yurgizgan kishi va tashkilotlarga mahsulot va xom ashyo eksport qilishning va ular bilan savdo qilishning cheklanganligi eskartilgan bo'lib, Rossiyaliklarning va Rossiya organlarining embargo yurgizilgan kishi hamda tashkilotlar ustidagi majburiyatini ado qilmasligiga ruxsat qilingan. Qarorname Rossiya hukumatining embargo yurgizilgan kishi hamda organlarining tizimligini 10 kun ichida tayyorlaydiganligi qayd qilingan. Biden musulmonlar Amerikani tixmo kuchli qildi dedi. Amerika prezidenti Joe Biden Aqsaroyda Rozihet uchun o'tkazilgan tabriklash faoliyatida Amerikalik musulmonlar davlatimizni tixmo kuchli qildi dedi. Amerika prezidenti Joe Biden Aqsaroyda o'tkazilgan Rozihetni tabriklash faoliyatida Amerikalik musulmonlarning jamiyat arboblarini kutib olgan va barcha musulmonlarning Rozihetini tabriklab, Amerikalik musulmonlar davlatimizni tixmo kuchli qildi. İtiqad erkinligi Amerikaning eng asosiy ma'naviy boyligi degan. U Ramzan ayini asoslaydigan qimmatlarning jamiyatga ahamiyatini alohida ta'kidlab, Xitoy virusi vaksinasini o'z ichiga olgan har sohada musulmonlarning insoniyatning taraqqiyotiga muhim to'hfalarni qo'shganligini tilga olib o'tgan. Biden so'zida yana Uyg'urlarni ham tilga olib o'tgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylarida yana nurg'ulgan musulmonlarning zulmga uchrayotganligini, bu yig'ilishda hayot o'tkazilmayotgan Uyg'urlarni va Rohingyalarni aslaydiganligini ta'kidlagan. Faoliyatda Muhammad jamoasining imomi Talif Sharifmi qisqa so'z qilib, o'xshamagan jamiyatlar o'tursidagi qarindoshlikni va o'zaro yordamlashishni ta'kidlab, Amerikalik musulmonlarni qo'llaydiganligi sababidan Biden hukumatiga rahmat aytgan.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirime köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.